Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hiç Hyundai i20 çekmiyorsun dediler. Ben de kardeş showroom'umuza geldim. Sizlere Hyundai i20 Style paketini çekmek için. Bakalım Style paketi bizlere hangi opsiyonları tanıyor, içinde neler var, ne gibi özellikleri var. Hep beraber gösterelim. Buyurun videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda i20 karşımda, Style paket. Peki i20'nin tasarımından başlayalım. Ön kaputta şöyle görmüş olduğunuz gibi direkt Hyundai logosu ile birleşen keskin bıçak sırtı bir tasarıma sahip. Yanlarda yine şöyle keskin hatlar öne doğru geliyor. Bu araca çok kaslı bir görüntü veriyor, gayet güzel. Style paketinde Style Plus'a ek olarak olmayan piano bilek detaylar var burada. Ve LED gündüz sürüş farları bu araçta yok. Sis farımız mevcut. Farlar halojen, LED değil arkadaşlar. Şöyle jantları göstereyim size. 16 inç alüminyum alışımlı jantlar disk frenlerle geliyor. Lastiklerimiz Hankook. Keşke arkalarda disk olsaydı ama 100 beygir atmosferik olduğu için herhalde gerek duymamışlar. Zaten ABS ile bunu karşılıyor bir şekilde. Şurada ön yanlarımızda sinyal LED'lerimiz mevcut. Şöyle bir kapı tokluğunu göstereyim sizlere. Kapılar çok ağır değil arkadaşlar. Bildiğimiz klasik Japon, Kore araçları gibi çok ağır kapılara sahip değil. Burada mat, yani ama çok mat değil. Yani güneşte solacak bir tasarıma sahip olmayan kapı çerçeveleri mevcut. Bu güzel. Yani çok matlaşmayacak duruyor. Malzeme kalitesi güzel. Burada parlak piyano bilek kaplamalar yok. Arka camdaki görüş açısı gayet güzel bence. Şöyle göstereyim tasarım. Tasarım dili gerçekten güzel. Şurada i20 yazısını göstereyim sizlere. Arka stoplar şu şekilde. Logonun altıyla komple devam ediyor. Arka park sensörü bu araçta standart geliyor. Geri görüş kamerası standart geliyor arkadaşlar. Bagaj olarak da bu aracımız 351 litre. Şöyle. Şurada radyo antenimiz mevcut. Yerli üretim logomuz. 5 yıl garantili arkadaşlar bu araç. 5 yıl Hyundai Türkiye garantili. Yani güzel bir araba. Şimdi sizlere biraz da motordan bahsedeyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hem ebat hem boyut hem de motordan bahsedeyim sizlere. Bu aracımız 1.4 MPI benzinli, yani 1.4 atmosferik motora sahip. Bu aracımızın maksimum torku 134 Nm. 100 beygir bu araba. 185-65-15 ya da 195-55-16, 215-45-17 gibi en üst pakette kullandığımız jantlar ve Style paketi kullandığımız jantlar bu araçta mevcut. Yakıt tankı 40 litre. Şehir içinde yaklaşık 5.7 yakıyor. Şehir dışında da 4.8. Şehir içi de 7.2 yaktığını gösteriyor ama siz bunun üzerine 1 litre daha koyun arkadaşlar. Burada maksimum kampanyalı satış fiyatı 212 diyor. Benden size bir tüyo, bayide 204 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. 204.000 TL. Şimdi sizlere aracın içini göstereyim. Aracın içine geçtiğimizde tabii ki B sınıf araçlarda olduğu gibi kapı üstteki plastikler sert. Şuradaki kapı tutanağı gayet güzel. Yani geniş. En azından parmak rahat bir şekilde sığabiliyor. 4 cam otomatik, aynalarımız elektrikli, arka camları buradan kapatabiliriz. Çocuklar herhangi bir şekilde camları açmasın diye. Kapı gözlerimiz gayet güzel. Yani burada 1 litrelik suyu şöyle yatay bir şekilde konumlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bu aracın üst donanımları da Bose ses sistemiyle birlikte geliyor. Tüyo vereyim. Gerçekten de Bose ses sistemi çok güzel bir ses sistemi. Zaten dünyaca kendisini kanıtlamış bir ses sistemi. Bunun tartışması yok. Şöyle içini göstereyim sizlere. Bu direksiyonu bazılarımız beğenmiyor. Ama ben yolda sürerken gerçekten de ele çok iyi oturuyor arkadaşlar. Şimdi içine geçelim. Daha rahat bir şekilde göstereyim sizlere.
Mesela ben uzun yolda giderken şu direksiyonu şöyle tuttuğumda gerçekten çok işe yarıyor. Yani hiçbir şekilde şu direksiyon beni yormuyor. Çünkü şöyle tutması, şöyle elimi de dizime koyuşum çok rahat ya. Gerçekten çok güzel. Bu araçta kadranlarımız manuel. Burada sesli komut sistemimiz mevcut. İşte sesi kısıp arttırma, telefonu açıp kapatma. Şuradan da yine aynı şekilde hız sabitleyicisini arttırma, hız limitleyicisini buradan aktifleştirme mevcut arkadaşlar. Deri direksiyon. Bu araçta far sensörümüz mevcut. Yağmur sensörümüz mevcut değil arkadaşlar. Bu araçta yağmur sensörü yok. Şu anda bu araçta ekranı açmak isterdim ama anahtarı yanımda değil. Yaklaşık 8 inç ebatında bir ekrana sahip olduğunu görüyorum. Üst donanımına da şu ekran şöyle komple birleşiyor burada. Hava menfezlerimiz ekranın hemen altında. Burada manuel klimamız mevcut. Şöyle arttırıp kısaltabiliyorsunuz klimanın derecesini. Şunları da istediğiniz pozisyona getirebiliyorsunuz klimayı. Burada 12 voltluk bir güç çıkışı var. 2 adet USB portu var arkadaşlar. Güç çıkışı kapaklı bir şekilde korumaya alınmış. Şurada da telefonlarınızı koyabilirsiniz. Üst donanımlarda burada da kablosuz şarj sistemi mevcut. Bu aracımız otomatik 6 ileri. Şurada bir mandalımız var. Hemen şöyle göstereyim. Mandala basıp en geriye çektiğinizde sürüş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda manuel şekilde de kullanabiliyorsunuz. 2 adet bardaklık girişimiz burada mevcut. Elektronik el freni bu araçta yok. Kolçak altında da yani küçük eşyalarınızı cüzdan, telefon gibi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Kol dayaması gayet güzel. Yani şöyle koyduğumda elime gayet iyi oturuyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Otomatik kararan dikiz aynası bu araçta yok. Bakalım makyaj aynalarımız nasıl? Şöyle kapaklı herhangi bir led burada yok ama şurada aydınlatması var arkadaşlar. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Tabii şu anda aracın şarjı yok. Sürekli bakıldığı için. Aracın içi genel olarak bu şekilde. Koltuklar kumaş. Tamamen kumaş koltuklara sahip. Bir telefonu da burada unutmuşum. Telefonumu alayım. Kumaş koltuklar. Hissiyatı güzel. Gayet iyi. Dolgun. Yani güzel. Kumaş koltuklar. Yani çok kalite aramamak lazım. B sınıf araç sonuçta. Şimdi aracın arkasına geçelim arkadaşlar. Aracın arkasına geçtiğimde görmüş olduğunuz gibi öndeki koltuk kendi sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Benim boyum 1.78. Burada nereden baksanız şöyle 4 parmaklık bir mesafe var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 parmaklık. Aynı zamanda başımın üstünde de yani bir karışa yakın şöyle elimi koyabilecek kadar bir boşluk var arkadaşlar. Yani 1.85 boyundaki kişiler rahat bir şekilde oturabilir bu araca. 1.90 da oturur ama tabii birazcık dizleri değebilir. Öndeki arkadaş da kısa olursa oturabilir. 3 adet koltuk başlığı burada mevcut. Bu araçta sunroof özelliği yok. Üst donanımlarında geliyor arkadaşlar. Bu aracımız Style paket. Şurada da 2 adet Isofix. Aynı zamanda burada da Isofix'ler mevcut. Şurada 1 adet USB portu var. Burada da küçük bir boşluğumuz var. Anahtarlık, bozuk para herhangi bir şey katabilirsiniz. Koltuk sırtlarında da ceplerimiz mevcut. Evet arkadaşlar sizlere i20'yi tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Test sürüşü yapmadım çünkü test aracımız bu donanımda değil. Daha üst donanımda. Elite Plus paket. O yüzden sadece Style çektim. Çünkü kimse başlangıç paketi ya da bir üst paketini tanıtmıyor. Herkes dolu paketi gösteriyor. Herkesin de bütçesi yok abi dolu paketi almaya. O yüzden bunlar da lazım bize. Bakın Style paket nasıl? İşinize yarar mı? İçindeki donanımlar sizi tatmin ediyor mu? Bunlar sizin için yeterliyse bence bu aracı alabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar. Japon arabaları, Kore arabaları yani uzun ömürlü oluyor arıza bakımından. Arızayı belli bir süreden sonra çıkartıyor. O yüzden de 5 yıl garantisi bu araçlarda gayet güzel. Yani ben i20'yi alacak olsam alır mıyım? Alırım abi. Hiç beklemem. Çünkü fiyatı iyi. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Paranızın yettiği, elinizde olan ne kadar yani rakam varsa çıkabildiğiniz aracı bulduğunuz zaman kaçırmayın. Çünkü şu anda zaten araç sıkıntısı var. Çip sorunu devam ediyor ve bu çip sorunu devam edecek. Ne zamana kadar devam edecek? Önümüzdeki yılın Temmuz ayı, Ağustos ayına kadar böyle süreceğini düşünüyoruz. Ha bakalım ne olur, ne biter bilmiyorum ama şu an için devam edecek. Yani hiç kimse araçları saklamadı, gömmedi. Onu tekrardan söyleyeyim. Bakın showroom'u görüyorsunuz zaten. Biz araçları saklayacak olsak bizim burada işimiz ne arkadaşlar? Kulaktan duyma bir sürü insan konuşuyor. Sakın bu laflara inanmayın. Dinlemeyin. Araçlar gerçekten yok. Olan arabalar da 2 ay sonra geliyor.
önden sipariş alıp da araç sipariş açıyoruz. Yani kapor alıyoruz, sipariş açıyoruz. Araç ondan sonra geliyor. O günkü fiyat geçerli oluyor. Çünkü araçlar yurt dışından geliyor. Döviz ne olacak? Euro ne olacak? O günkü şartlar neler? Ondan sonra araç gelecek. Sonra ben size teslimatını yapacağım. Unutmayın bunları lütfen. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Selvi Hanım, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir önceki video konuğum. Siz bu araçlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ne zaman gelecek araçlar? Ne olacak? Ne bitecek? Bir de sizin fikrinizi alalım. En yakın zamanda gelecek. Ya. Bakın showroom'umuz gayet sade. Çünkü çip sorunu var. İnanmayın. Tekrar söylüyorum. Araçları saklayan, eden herhangi bir şey söz konusu değil. Araç gerçekten de hali hazırda şu anda yok arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın showroom'umuz. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.